Merhaba. Kötü gidişat var, hepimizin malumu. Peki eskiden nasıldı? Zaman zaman röportajlarda muhtemelen görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Eskiden şöyleydi, eskiden iyiydi ya da eskiden çok kötüydü şeklinde yorumlar yapılıyor. Vatandaşa sormak istiyorum. Gerçekten eskiden, yani bundan 20, 30, 40, 50 ya da Cumhuriyet'in ilk yıllarında işler nasıldı? Ülke ne durumdaydı ve bugün ne durumda? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiğinde 2002'den sonra şöyle bir vaatte bulunmuştu. 3 Y'den söz etmişti. Yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele edeceğiz demişti. Neden? Çünkü ondan önceki dönemlerde bu tür sorunlar vardı. Peki bugün geldiğimiz noktada, geldiğimiz durumda Sayın Erdoğan o kadar güçlü bugün. Halk 20-21 yıl aradan sonra bir 5 yıl daha kredi tanıdı ona. Geldiğimiz durumda yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluk bitti mi? Vatandaşa bunu soracağım. Sağlığın, sıhhatin, keyfin yerinde. Sağlığım, sıhhatim, keyfim hep yerinde. Ne güzel, çok güzel, çok güzel. Herkes inşallah herkesin gibi amin, iyi olur. Amin, cümlesi. Gidişatı soruyorum. Sen şimdi biraz yaşın kaç, ayıptır sorması? Vardır 60-70. Mesela bazen eleştiriyorlar. Diyorlar ki ya eskiden çok iyiydi ya da eskiden çok kötüydü diyorlar. Neresi eskiden iyiydi, neresi eskiden kötüydü? Şimdi i̇şte ben daha, de sana soruyorum. Sen şimdi eski daha kötüydü. Daha mı kötüydü? Daha şimdi kötüydü. Daha mı iyiydi? O zaman arpa ekmeği yiyordun, çarık giyiyordun. Değil mi? Şimdi bak fetör bürünüyorsun, gözlük takıyorsun. Sende de takka var. Gözlük sana, sende de gözlük var. O zaman yoktu bunlar, anlamadın. Yoktu, yoktu. Erkek çamurda yeriyordu, bu asfaltta yeriyorsun şimdi. Vallahi. Ama bunları yapacak zaten. Oh my god dedi. Oh my god. Hayırlı akşamlar dileriz. Çok sağ olun. Tamam. Şimdi, onun için buyur dinliyorum. Bütün Türkiye'de Türk bayrağı altında yaşıyor. Edirne'den Van'a kadar, Van'dan Edirne eşeklerin gitmediği yerde, katırların devrildiği yerde şimdi taksi geliyor bak. Taksi geliyor. Tamam. Taksi geliyor. Ama her yerde. Ha. Hayır hayır. Şimdi çağ atlamadı mı? Atlamadı. Her yerde yapılıyor. Adam Mars'a gidiyor, Ay'a gidiyor abi. Ne zaman gittik? Amerikalılar gidiyor, Japonlar gidiyor, Hindistan bile Amerika'da gidiyor. Amerika'da hiç sen duydun mu her 20 senede 10 senede bir intikalap olduğunu? Hiç duydun mu? Ne oluyor? Her 10 senede bir askeriyenin el koyduğunu duydun mu? Amerika'da? He. Askeri el koyuyor Amerika'da. Duydun mu hiç sen? Duymadım. Türkiye'de her 10 senede bir şey oluyor. Niye oluyor? Neden oluyor? Bilmem işte neden oluyor. Oralar diyor ki sizi hele doğru gitmeyin. Biz aya çıkarız size. Ayda yer peki, yok diyor. Yani şimdi bizi dünya lideri yönetiyor. Öyle diyorlar Sayın evet, Erdoğan'a. Evet doğru. Dünya liderine nasıl müdahale edebiliyorlar? Dünya lideri dediğin dünyayı titretmesi lazım. Ne zaman? Hemen birden bir yer olmuyor. Olmuyor diyor. Hazreti Ali de, Hazreti Ömer de bu kadar idi, bu kadar idi. Büyüdü sonra sen Hazreti... de öyle, ben de öyle. Hepimiz siz yavaş yavaş ama bak. Ama yaşı kemali erdi Sayın Erdoğan. Edalet. Yaşı kemali erdi. O gider öteki şimdi gelir. Sayın Erdoğan iktidara geldiği ilk başka zaman... Erdoğan gelmez mi? Bilmiyorum ama bazen diyorlar ki bak yok. Bazen Nasır Ömerler geldi. Hı, doğru söylüyorsun ama bazı AK Partililer diyor ki Erdoğan giderse Türkiye biter diyor. Hayır bir başka Erdoğan gelir. Gelir değil mi? Gelir. Nasır Hazreti Ali gitti, Ali geldi. Ömer gitti, Ömer geldi. Ebubekir gitti, Ebubekir geldi. Yarın da Tayyip yede bir Tayyip daha gelir. Başka bir Tayyip. Ha bura tamam. Türkiye Tayyip. Tamam da Erdoğan iktidara geldiğinde demişti ki biz demişti 3 Y ile mücadele edeceğiz demişti. Biliyor musun onu? Neymiş anlamadım. Yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk. Evet evet doğru söylemiş bugün ya. Bugün bitti mi onlar? Herkes şükür. Görüyorum bak. Ama yasaklar bitti mi? Yasak olmasa burada niye de bitmese ne diyor? Yoksulluk bitti mi? O da bitti. Yolsuzluk bitti mi? Kaç lira var para cebinde? Vallahi çok para yok bende yani. Ben de bende var 10 milyar para var. Allah bana Allah para. Oh, oh. Allah. Amcamda 10 bin lira şu anda cepte var. Aha bak para. Ayıptır ama para cepte. Ama herkes senin gibi var. Herkes senin onunla gibi. Hepsi. Burada var mı sende cebinde 10 bin lira? Yok onlar. Kimde yok biliyor musun para? Kimde? Çalışmayan da bu kölgede yatır. Çalışıyorum o. Kölgede yatanlar da para. Şimdi sen çalışıp yan yatıyor musun? Çalışıyorum. Sabah 6'dan geliyorum. Simit satıyorum. 6'dan beri simit satıyorum. Kendine satıyorsun. Kime satıyorsun? Kendime satıyorum. Boş için çalışıyorum neyse. Evet. Ama çalışıyor ama. Bu Türkiye boş kalmaz. Bu bayrak altında yaşayanlar. Para hacı hoca da var para. Gibilerle kalmaz. Hacı abi dedi ki böyle gösterdi. Ya bir yere verecek. Borcu var bir yere verecek. Yok olsun yok. Cebinde gezdirmiyor. Ya şimdi nereden kazanıyor abim? Hep benim. Eskiden iyiydi ya da eskiden çok kötü diyorlar. Sen eskiyi biliyor musun? Eskiden çok çok daha iyiydi. Daha mı iyiydi? Ama çok, amca dedi ki iyiydi. Kötüydü ya dedi eskiden. Şimdi daha iyi dedi. Şimdi neresi iyi? İyi yönünü söylesin ki bir tane iyi yön söylesin. Bir tane. İyi şimdi yönünü ya, söylesin. Bir tane vardır ya. Vardır. Söylesin nedir? Türban yasasını getirdi. O var başka. Tabii, o iyi mi? Ha, türban yasasını getirdi. Herkes etkiliyor mu? Bizim mesela senin ekonomini düzeltiyor mu? Türban yasası düzeltmiyor. Mesela Ayasofya açtılar senin ekonomini düzeltti mi? Türban yok, yasasını kesinlikle. Getirdi zinayı suç olmaktan çıkardı. Ne anladı? Ne anladı? Ya şimdi bir de ülkede neyi bitirdi? Ülkede
mahrem denilen bir şey kalmadı. Kalmadı. Yani bir evde bitirdi, bir evde Allah bir kişi bitirdi. Mesela çalışıp evi geçindiriyordu. Şimdi hanımı da çalışmak zorunda. Bu şekil olunca ne oluyor? Ülkede mahrem bitiyor yani. Mahremiyet kalmadı. Tabii. Adamın kızı çalışıyor, karısı çalışıyor. Yani sen seni buna mecbur ediyor. Yerde adalet olmaz. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmaz. Peki. Biz ahlakı kaybettik, adalet arkadaşım satayım. Hangi ahlak? Buradaki ahlak mı, bacak arasındaki ahlak mı? Ya buradaki ahlak bitmiş ama bu yani. Zaten bitmiş. Bacak arası da bitmiş. Burası bitince? Kalan hiçbir şey yok ki. Çünkü adalet yok. Ya ülkede bir şey bırakmadı. Fabrikaları adalet komple yok. Sattı zaten. Yani şeker fabrikası, çimento fabrikası, aklından ne gelirse yani. Bir şey bırakmadı Cumhuriyet yani. Cumhuriyet döneminde yapılan bütün fabrikalar 49 fabrikalar, tane. O fabrikalar... 49. O fabrikalar olmuş olsaydı bugün mesela bu kadar hayat pahalı olmayacaktı. Bugün şeker fabrikası olmuş olsaydı ben şekerin kilosunu bu fiyata almayacaktım mesela. Çimento fabrikaları satılmasaydı ben çimentoyu bugün bu fiyata almayacaktım mesela. Özel sektöre geçince ne oldu? Adam istediği bazılarını gibi kapattı, bazılarını sattı. Adam istediği gibi adam satabiliyor mesela. Sigara bugün neden 50 lira? Tekeli sattığı için. Şeker niye bu fiyat? Fabrikayı sattığı için. Peki ne oldu bizim tarımımız, hayvancılığımız? Biz kendi kendine yetebilen tarım, bir ülke değil miydik tarıma, yakın zamana zaten kadar? Zaten tarıma yapmış olduğu teşviğe ben karşıyım. Adam mesela gübre desteği veriyor. Adam gidiyor gübre desteği kredisi aldığı zaman çiftçi gidiyor altına binek araba alıyor. Tembelleşiyor. Ben bunu, evet, ben bunu kendim şahit oldum. Ha. Akrabam var zaten. Çiftçinin de kabahati var diyorsun. Ya çiftçinin de kabahati var tabii. Tembelleştiriyor. Çiftçinin de kabahati peki, var. Peki şimdi tamam. Bu krediyi veriyor da denetlemesi gereken kim bunu? Devlet. Niye denetlemiyor? İşine öyle geliyor. Bu hayat pahalılığı neden var sence? Neden? Ya bunu devlet bilerek yapıyor. Ha. Bunu bilerek yapıyor plan devlet. Diyorsun. Plan tabii ya. Plan. Peki. Abim şimdi şöyle bir şey var. Ben hı, araba vergisi ödüyorum değil mi? ÖTV'sini falan, motorlu taşıtlar vergisi. Bunu neden dörde çıkarıyor? Ben bunu soruyorum. Eskiden mesela muayeneyi 200-300 liraya yaptırıyordum. Bugün muayene olmuş 1,5 milyar. Neden? Sebebi nedir ya? Ben bunu öğrenmek İçeride istiyorum para yani. Yok, para. Ama bunu İçeride AK Parti... Para yok ama gitti Suudi Arabistan'dan, Katar'dan para toplamayı istedik, para istedik. Abi bu paralar sen ödüyorsun ya, motorlu taşıtlar vergisini, evet, muayenesini yaptırmak zorundasın. Trafiğe çıkamazsın. Evet. Bu devletin kasaya giriyor zaten. İşte bu giriyor mu? Da para ne oluyor yani? Ben bunu abi, merak hırsızlar ediyorum. Hırsızlar var. Ama bunu baştan söylediğin zaman adam kabul etmiyor. Soru şu. Şimdi abim dedi ki eskiden daha iyiydi dedi. Katılıyor musun buna? Ben 76'lıyım. Ben 76'lıyım. Yaşım 47. 90'larda babam çimento fabrikasında çalışıyordu, odan emekli. Benim babam bulunduğu ilçede müstakil bir arazi aldı. Üzerine 120 metrekare bina dikti. Her sene sıfır araba alıyordu mesela. İçtiği sigaradan Marlboro'dan aşağı değildi babamın. Ve annemin halen daha, bak annem de 50 doğumlu. O gün bugündür sigortası yoktur. Yani gerek kalmadı. Yani gerek yoktu. Annemi çalıştırmadı yani. Bugün çalışmayan kadın kalmadı. Eski kadınları araştırın. Bir tanesinin sigortası yoktur. Yarın öbür gün bugünün gençleri yaşlandığı zaman o kadınlar yaşlanacak. Bugünün kadınları yaşlanacak. Bir tane sigortasız kadın bulamazsın. Bulamayacaksın da yani. Sigorta olsa ne olur, emekli olsa ne olur? Yani senin baban emekli olunca da ev yaptı, araba aldı diyorsun. Şimdi bir emekli ne yapabilir? Abi tatile çıktı. Bak babam her sene tatile çıkardı. Artı biz 3 kardeşiz. Üçümüzü de evlendirdi yani. Sen tek maaşla. Sen ne zaman tatile çıktı? Ben her sene çıkabiliyorum. Ama nasıl çıkabiliyorum? Benim evimde 3 tane çalışan var. Ben buna karşıyım. Ha. Ben buna karşıyım. Ben isterdim ki evi tek başıma geçindireyim. Ama yok artık. Ama devlet öyle bir yaptı ki milleti, bugün sen hanımını sokağa çıkarmak zorundasın ve 2000-3000 işçinin arasına sokup da çalıştırmak zorundasın. Evet. Tamam mı kardeşim? Senin kız kardeşin de olmuş olsa aynı. Senin erkek çocukların da olmuş ama olsa çalışmak zorunda. Katkıda bulunmak zorunda. Kadınlar da erkekler de, bu devir öyle. Ama ben gönüllü çalışmak istemiyorum mesela. Tamam ama yani sen ama beni mecbur kılıyor. Mecbur kılıyorsa o zaman çalışacak, yapacak bir şey yok ya. Ya zaten öyle, çalışıyor zaten. Sen simitle kazanabilirsin idare, sigortan, sosyal güvencen var abi, mı? Abi hiçbir sosyal sigortam, güvencem hiçbir şey yok. Bir simit kaç para? 10 lira değil mi? Geçinemiyorum evet. 10 lira bir simit. Keşke 2 lira olsa. Ne kadar kalıyor sana? Bana 3 lira kalıyor. 3 lira. Evet. Yani 7 lira ya. 7 lira evet. Kaç simit satacaksın da sen evine ekmek götürürsün? Düşünün işte, insanlara anlatamıyorsun ki. Anlatamıyorsun. Anlatamıyoruz. Teşekkür ederim. Sorayım mı abicim sana? Yok. Sana sorayım mı? Yok. Yok, sana sormayayım. Var mı gençler? Sana sorayım mı?
Sana sorayım abicim. Ben yaşlıyım abi. Yaşlı mısın? Gençlerim. Nasıl yaşlısın ya? Yaşlıyım. Bak burada senden yaşlılar var konuşuyor. Yok ya aynı yaştasınız. Abi daha ne soracaksın? Ya. Neyle ilgili? He? Ne? Ya şimdi şöyle. Bazıları diyor ki eskiden diyor daha iyiydi ya da daha kötüydü. Bugün daha kötü diyenler var. Bazıları da diyor ki bugün daha iyi. Ben de bunu soruyorum ya. Eskiden gerçekten iyi miydi, kötü müydü? Bugün iyi mi, kötü mü? Eskiden bu kadar kötü değildi. Bu kadar kötü değildi diyorsun. Evet, yani. Bugün daha kötü. Bugün daha kötü. Mesela nasıl karşılarsın? Nasıl bir kıyaslama yaparsın? Eskiden neden daha iyiydi? Bugün hangi koşullara bakarak kötü diyorsun? Vallahi şimdi onu söyleyeyim. Onunla ilgili aklıma bir şey gelmedi ama. Şimdi şöyle ben örnek vereyim senin ufkunu açmak için. Mesela eskiden paramız biraz daha kıymetliydi. Evet. Belki bu kadar bolluk yoktu ama. Yani. Para değerliydi, paranın alım gücü vardı. Evet. Bugün belki her şey var ama insanların alım gücü, paramız, evet. Milli paramız değer kaybetti. Evet, evet. Bu şekilde belki bir değerlendirme yapabilirsin. Evet. Yani ben bu kadar söyleyeceğim. Geçinebiliyor musun rahat? Yani geçiniyorum ama çok rahat değil. Rahat değil. Emeklisin. Emekliyim. 7,5 mu alıyorsun? 7,5 alıyorum ve bir ek bir işte çalışıyorum. Hah işte zaten bütün mesele ben o. Yani bizim emsallerimiz yani Batı'yı örnek alıyoruz ya orada emekli dünyayı geziyor. Yani ben çalışmasam. Sen burada emekli olduğun halde çalışıyorsun. Çalışmasam 7500 lira geçinemem. Geçinemezsin. Çocukların falan okuyor mu? Çocuklarım okulları bitirdiler. Bitirdiler. Evim kira değil yine de geçinemem yani. Yani bir de evin kira olsa. Ya bir de o var. Ya. Bir de bu mülteci meselesi var. Ya şimdi mültecileri bu kadar ülkeye sokmanın ne anlamı var? Hayat pahalılığını bu da tetikliyor. Tamam ne bu anlamı var dedin de ben hemen araya gireyim. Neden bu mülteciler elini kolunu sallayarak bu kadar rahat gelebiliyorlar? Amacı ne? Onu zaten biliyoruz onu anlatmanı. Nedir söyle. Ya şimdi kapıları ya zaten devletin amacı eğer Suriyelileri sokmaksa zaten kapısını açıyor adam zaten. Yani bunu gidip de birilerinden izin almasına gerek yok. Neden seçim yapılırken seçim olduğu zaman neden halk oylamasına sunulurken mülteciler gitsin mi kalsın mı konusuna gelince neden halk oylaması yapılmıyor? Bu arada önceki gün Erdoğan'ın açıklaması vardı duydun mu? Avrupalılar huzurlu yaşıyorsa bunu Türk milletinin, Türk toplumunun fedakarlığına borçlar. Fedakarlığına değil. Sen fedakarlık yaptın, fedakarlık yaptınız hepiniz. Sana sordu mu AK Parti Erdoğan? Bakın fedakarlık yapın, Suriyelileri alacağız, besleyeceğiz, bakacağız. Ya bunu millete sordu mu? Yani bir halk oylaması yaptı mı mesela? Yapmadı. Kafasına göre hareket etti mesela. Son bir bilgi vereyim mi sana? Bildiğim kadarıyla şöyle bir teşvik gelecekmiş iş çalışma şey olanlar, KOSGEB'den ya da şeyden, küçük ölçekli işletmelere. Eğer en az 2 Suriyeli çalıştırırsan sana bilmem ne kadar kredi vereceğiz diye. Ülkenin yararına mıdır bu? Bu ülkenin yararına mıdır? Bu ülkenin zararınadır. Zaten milletin kendi gözlemimize bakarsak eğer milletin çoğunluğu zaten gitmelerini istiyor. Ülke ekonomisine de şu anda zarar veriyorlar. Anlatabildim mi? Ya devletin yanlış politikaları zaten fabrikalar az önce söyledim. Hükümet. Ya hükümet işte. Hükümet yanlış politikaları yüzünden bu fabrikaların satılması zaten hayat pahalılığını tetiklerken bir de bu mültecilerin buraya gelmesi tamam mı kardeşim? O da tetikledi. Ve ülkenin ekonomisi bu hale geldi yani. Neden biz dedelerimiz, atalarımız, kardeşlerimiz neyse artık bu toprakları savaşarak alırken mülteci elini kolunu sallaya sallaya mesela gelip de bu ülkede hak iddia ediyor. Sen elini kolunu sallaya sallaya sana geçebiliyor mu? Bir de biz geçemez. Şimdi biz mesela bir PKK olayı var değil mi? Bir terör olayı var. Bir terör örgütü var mesela. Neden buradan mesela Türkiye'den bir karış toprak alabilmek için silahla mücadele ederken ki ediyor zaten. Suriyeli neden burada bir hak sahibi olabilmek için tek mermi bile sıkmıyor? Sıkmadığı halde parayla vatandaşlık satıyorlar hocam. Ya onu biliyorum zaten. Biliyorsun değil mi? Parayla 400 bin dolara abi, vatandaşlık işte, alıyor. Bunlar ne oluyor? 50 bin liraya. Bunlar ne oluyor? Hayat pahalılığını tetikleyen şeyler. Ben buna inanıyorum ki bunu hükümet kasti yapıyor. Bunu yani. Bilinçli, planlı yapıyor. Peki kime hizmet ediyor bunlar? Abi kime hizmet sana ediyor? Sana bana yetmiyorsa, topluma yetmiyorsa kimin işini ya veriyor? Sana bana Yahudilerin maaşı. Ben söylüyorum kardeşim. Derecik'ten tabana kadar 365 kilometre bile mülteci sırayla geliyor. Geliyorlar. Sırayla tek geliyor. Tek kol üzeri geliyor. Kim denetleyecek bunu? Bir tane de yaşlı yok içinde. Hepsi genç, hepsi fidan gibi. Bir tane Kürt vatandaşımız. Bak bu Suriyeli de nedir? Burada dikilmiş kendini göstermeye. Ben de Suriyeliyim. Değil ya Suriyeli değil. Suriyeliyim. Tamam Suriyeli misin? Hey hocam.
Biz de çalışıyoruz. Az çalışıyorsun. Biliyor musun? Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Burada topluyor. Burada topluyorsun. He. Cebindeki parayı bir çıkar bizden. Evet, çağırdım. Çağırdım. Açarsın ha. Çağır o şey, o şey hocam. Para gösteriyor. Ben çağırırım parayı. Şunuza bakın. O bu çocukların kabahati yok ki bunlar. Bunlar gelmiş. Bu ha ya bunları kim? Çıkar bakalım ne kadar para. Çağırdım hocam. Çıkarsın. Çağırdım adamın kabahati etnik. Suriyeli değil misin? Değil, değil. Türkmenlik biz hocam. Suriyeli. Türkmen diyor. Yalan söylüyor. Türkmenlik. Türkmenim diyor. Tam Suriyeli değil işte. Suriyeli de dedi biraz önce. Türkmen mi? Biraz önce. Neyse ama bu çocukların kabahati yok. Şimdi bu çocukları suçlayamaz. Şimdi Kürt bir vatandaş burada bir dükkan açtığı zaman hemen zabıtalar vergi denetleme vergi denetlemesi yapan memur arkadaşlar hemen tepesine konarken ve Kürt vatandaşı neden Kürt diliyle bir tabela asamazken bugün mülteciler geldiği zaman Suriyeli ya da Afganlı bir ticarethane açtığı zaman neden vergi alınmıyor ve adam neden rahat rahat Arap yazısıyla tabelasını yazabiliyor? Vergi veriyorlar. Vergi veriyorlar. Sen arkadaş, ben bir kelime söyleyebilirim. Bir kelime. Bir kelime. Hadi. Kamerada iyi bak. Tamam. Tayyip Erdoğan, sen Müslümansan ben Hristiyanlığı kabul ediyorum. O kadar basit. Babana rahmet. Gerçek diyorum. Yani, hayır, Müslümanlık terk ediyor. Hayır, dini sömürüyorlar. Bunlar Müslümanlık. Bak, dikkat ediyorsan her açılışta Bismillahirrahmanirrahim der. Bismillahirrahmanirrahim diye diyemiyor. Onu Hristiyan da der, Yahudi de der, herkes der. Tamam. Diyemiyor. Tamam. Müslüman değil, ben inanmıyorum. Tamam. Başka sorun var mı abi? Vallahi işte gündeme dair ışık patladı, bir baksana. Tamam, güzel değil mi? Tamam. Başka sorun varsa ben cevaplayabilirim yani. Sen az önce sordun, dedin ülkede bir tane mi iyi bir şey gitmez? Evet. Ya ülkede iyi birkaç tane parmağınla sayabileceğin şeyler vardır yani. Kötüleri yani türban, ya bunun dışındaki her şey kötü. Bir türban yasasını getirdi, resmi kurum ve kuruluşlara serbest etti. Ben bunun yanındayım. Bak bunu iyi yaptı ama yakılı kıyafet herkes istediği gibi giyinebilir yani. Onu özgürleştirdi. O kadar yani. Onun dışında zaten bir şey yaptığı yok ki. Bana köprü yapmış, otoban yapmış mesela. Geçiş zaten ücret... görevi yapacak. Abi yani. Neden eskiden yapılan yani Özal'ın zamanında yapılan köprülerden 20 liraya geçerken neden kendisinin yaptığı köprülerden biz 1000 liraya geçiyoruz? Geçmediğim zaman da benden parasını alıyor. Yap işlet devret. Anladın abim yani sıkıntılar büyük yani. Şeyi ben merak ediyorum. Eskiden gerçekten abime sorayım. Eskiden gerçekten iyi miydi yoksa kötü müydü ya? İyiydi. İyiydi eskiden. Benim yaşım 70. 70 değil mi? Şimdi peki iyi yerler var. Ben karasabanla toprağı sürüyordum toprağa. Toprak sürüyor, bereket var. Bereket var her şey, para iyiydi. Ne oldu bizim tarımımıza, bizim Konya orması, tahıl ambarıydı. Hükümetin suçu. Şimdi biz abi, savaşan tarım, Ukrayna'dan tarım, şey alıyoruz, tarım, buğday alıyoruz. Hükümetin suçu. Oğlum azot olmuş 50 milyon adam nasıl sürüm yapsın? Sürüm atmadık, ilaç atmadık. Fışkırdı bugün her şey buğday açı. Tarıma yaptığı teşvikleri, tarıma yaptığı teşvikleri verdiği sürece, çiftçiye teşviği verdiği sürece hayat pahalılığı bitmez. Yok ama hayır, versin teşviği de takip bak, etsin eskiden, nereye harcanıyor. Eskiden şöyle biraz şöyle. Eskiden teşvik verilmediği zaman tamam mı? Çiftçi paraya ihtiyaç duyduğu zaman elindeki ürünü anladım. Çıkarmaya çalışırken tamam, şimdi şöyle bir şimdi şey var. Rahatlığa tamam. Mesela teşvik alıyor ya, 50 çeşit teşvik alıyor. Mazot teşviği var. Gübre teşviği var. Süt parası var, bilmem her şeyi var. Tamam da o teşviği veriyorsan takip et. Bu adam nereye harcıyor? Amacına yönelik mi kullanıyor, takip etsin ya. Ben sana az önce... Hiçbir eleman yok, hiçbir personel yok. Benim akrabam gübre kredisi çekmiş, tamam mı? Onun karşılığında gitmiş araba almış kendine. İşte mesela binek araba. Bunu yaptırım uygulaması. Şimdi onu aldığı zaman ne oluyor abi? Şimdi abime tekrar teşekkür ediyorum. Abime sorayım tekrar. Dedin ki eskiden daha iyiydi dedin. Neden eskiden daha iyiydi? Şimdi niye kötü? Bankalar borcun olmuyordu. İki tane 200'den bir kara saban. Orakla pişiyorduk. Bereket her şey. Soğanı 50 ekiyorduk. Paranın kıymeti vardı orta diyorsun. Alım gücü vardı diyorsun. Bir ramak soğan kütü karıcıbeye. Kışlık şeyimizi çıkarıyorduk karıcıbeye. Geçen sene bu çaklarda bir tavuk kaç paraydı? Kaç paraydı? Kaç paraydı ben sana soruyorum. Bilmiyorum. 25 Allah'ın milyon. 25 şimdi? Ha, şimdi 150 milyon. Onun hesabını yapıyor. Çiftçi traktörü nasıl alıyor? Bankaya gidiyor, tamam mı? Sıfır faizle alıyor. Ben de şehirde yaşayan biri olarak mesela. Ben bir bankaya gittiğim zaman bana 50 dereden su getirtiyor abim. Faiz oranları %200, %300 bana uygulanıyor mesela. Ben de bir çalışanım. Benim de bu ülkeye bir katma değerim var. Yani neden beni soyarken o adamı soymuyorsun mesela? Tamam. Yani anladım ben seni. Sen ne ben düşünüyorsun? Ben 20 yıl köydeydim ben. Ben Karasaban'la
Çiftçilik yaptım. Yaptın. Allah ne oldu şimdi çiftçi? Bitti. Katılıyor musun? Çiftçilik bitti mi artık? Toprak artık işlemiyor gübre atmazsam. Abi vermiyor. Çiftçi bitmedi, bitmedi. Çiftçi bitmedi. Kardeşim çiftçi şu anda rahatı o kadar yerinde ki. Ya adam... YouTube'da. Adam kredi... Adam bu şekilde kredi... Vermedin mi? Ya adam bu şekilde çiftçi kredi aldığı zaman gidiyor traktörü, iyi kötü bir traktörü var kapıda. Gidiyor onu dört çekere çeviriyor. Onu sıfırlıyor. Anladım. Mesela ben bir araba almak istediğim zaman da şehirde mesela bana 40 liradan su getiriyor abi. Anladım abicim, tamam. Kredi sıfır abi bütün benim düşüncem ya şudur. Adam bütün sistem var ya mazotun üstündedir. Mazot üstündedir. Eğer mazot evet eğer o aşağıdaysa hiç kimse eğer mazot aşağıdaysa hiç kimse de itiraz edecek hakkı yok. Çiftçi de itiraz edemez, diğeri de itiraz edemez. Mazot yükselen çıktığı zaman ne oluyor? Herkes diyor ki işte bundan zarar ediyorum, şundan şöyle oluyorum. Halbuki hiçbir alakası yok. Mazot, hepsi sistem mazottadır. Esnaf da mazot. Peki mazot niye yükseliyor? Neden pahalı oluyor? Neden pahalı oluyor? Sen artık bizim cumhurbaşkanımız ona sormamız lazım. O mu her şeye o mu karar veriyor? Tabii canım başka kim olacak? Bizde mazot çıkmadığı için. Onda çıkıyor mu? Onda çıkıyor. Arap ülkelerinde çıkıyor. Nisan'da dağlı çıkılır. Adam gider benzinden bir varil mazot alır koyar. Bunlar her şeyi bitirir. O zaman öyleydi ama şimdi nerede? Eskiden diyorlar ki eskiden daha iyiydi diyorlar. Bugün daha kötü. Bazıları da diyor ki yok eskiden çok kötüydü şimdi daha iyi. Öyle abi şimdi eskiden hayvancılık da iyiydi. Hepsi iyiydi. Çiftçilik de iyiydi. Ben hem çiftçiydim hem hayvancılık yapıyordum. Yani iyiydi. Hani şimdi çocuk iyiydi. Çocuklarımız okusun diye böyle kalmasın diye biz şehirlere taşındık okutmak için. Ha okuttun ne oldu? Ne oldu tarlalar? 13 sene. Ne oldu tarla bahçe? Şimdi, okuttum ne oldu çocuk öğretmen? Ben bir öğretmeni anlatayım canım. Yani bak ben şehire taşındım. Dedim çocuğum okutsun. Çocuğumu okuttum. Öğretmen oldu. 13 yıldır ataması yok. Peki senin tarlan bahçen var mıydı? Tabii vardı. Ha, ne oldu ona onu soruyorum. Duruyor. Kimse boş ekmiyor. Yok. İşte ekmesi lazım. Ekmesi lazım. Nasılsın amcacığım iyi misin? İyi Allah şükür ya. Ha, iyisin değil mi? Bunu konuşmak istemiyor. Gel gel böyle. Güzel gülüyorsun gel. Kaç para aldın onları? Ne kadar tuttu? Kaç para tuttu? 50. Kaç para tuttu? 50 lira. 50 lira ne o? Üzüm mü? Üzüm. Üzüm. Evet. 50 lira. Evet. Geçen sene kaç paraydı? Vallahi geçen sene daha düşüyordu. Düşüktü. Neden bu kadar zam geldi, pahalı oldu? Benzine zam geldi mi? Benzine, ölçüye geldi. Evet. Benzine. Ölçüye zam geldi. Benzine neden zam geliyor? Hükümet yapıyor. Hükümet yapıyor. Evet. Bak saptamayı doğru yapıyor. Bazıları diyor ki devlet diyor. Doğru şey biliyor. Devlet biziz. Devlet biziz. Millet ya. Devlet biziz efendim. Ama hükümet evet. Devleti yöneten. Değil mi? Yöneten irade. Tabii. Bizi yönetebiliyor mu? Vallahi şu an ben hiçbir şeyini görmedim. Görmedin. Ne görmeyi umuyordun ne bekliyordun? Emekliye hiçbir şey vermediler. Vermediler emekliye. Emekliye. Emekliye bir şey vermedi. Kime verdi ki? Başkasına verdi mi? Başkasına kendi verdi. Kendi verdi ama. Verdi. Sen peki verdin mi ona? Devlet memurlarına verdi. Seçimde devlet verdin mi ona? Memur emeklisine de verdi. Yok soralım bir dakika. Son seçimde verdin mi? Ben oy kullanmadım. Niye ama? Vermedim ya. Ama oy kullanman lazım ya. Versen. Versen şöyle bir şey. Marifette bir şey yok ki ya. Muhalefete de güvenmiyorum diyorsun. Marifette de gördüm işte. Zaten zurdanın ama zart dediği nokta da burası. Yani. Muhalefet hiç gelmemiş ki başa güvensin güvenmesin. Muhalefet hiç başa gelmemiş. Şimdi vatandaşa anlatabilmek de marifet. Anlatamıyorsan o da senin beceriksizliğin evet oluyor. Yani. Ama şu var yani. Marifet işte gördüm. Anlaşamıyorlar. Anlaşamıyorlar kendi arasında. Güven vermiyorlar. Hiç vermediler. Peki şu anki onu... iktidar güven veriyor mu? Gel orada konuşma. Buraya. Şu anki iktidar güven geliyor veriyor mu? Geliyor mu oraya? Geliyor. Kaçma. Ya kaçma. Gel de konuş işte. Abi şu diyor güven vermiyor da şimdi şey diyor ki muhalefet. Sen nerelisin? Ben Çanakkale'liyim. Çanakkale'limsin. Evet. Çanakkale'den niye geldin? Yakın buraya Çanakkale'ye. İş yok. He? İş yok. Çanakkale'de iş yok. Ya burası gibi mi yani? Ne iş yapıyorsun? Elinden ne iş geliyor? Benim elimden birkaç meslek geliyor. Mesela? Tamircilik, şoförlük, burada kaynakçılık. Buldun mu iş? Buldum. Ha burada çalışıyorsun yani. Çalışıyorum evet. Nasıl gidişatı nasıl görüyorsun? İyi hayat görmüyorum. Hayat pahalılığı var diyor. Çok var. Var. Evet. Çanakkale'de durumlar nasıl? Orada da var mı hayat daha pahalılığı? Daha pahalı orası. Sanki başka ülkeymiş gibi Çanakkale. Yok orası daha pahalı. Biliyorum. Orası daha pahalı.
Ben Çanakkale'de askerlik yaptım. Doğrudur efendim. Ben askerlik yaptığımda 86, orası küçücük bir yerdi. Evet. Şimdi en son gittiğimde bayağı büyümüş yani. Burası kadar değildi değil, ama değil. Tabii iş... Ama köprü yaptı reis. Köprü yaptı. Yapsa ne olacak? Geneli gene gemi... Geçtim gemiyi kullanıyorlar. Pahalı. He. Çok pahalı. Değil mi? Tabii. Oradan geçemeyenlerin parası kime giriyor? Kime giriyor? Bizden gene talep ediyorlar. Bunlara giriyor. Evet, bizden talep ediyorlar. Emeklilerden. Evet. Ya geçmiş köprüden geçmiş çok pahalı. Yok, köprü geçtim, pahalı. Geçtim, milli oldun yani. Evet. Biraz abi, öyle. Merhaba, nasılsın? Merhabalar. İyi misin? Sağ olun. Nasıl gidişatı soruyorum? Çok şükür. İyi değil mi? İyi. Güzel. Evet. Şimdi bazı kesim diyor ki eskiden diyor çok kötüydü, şimdi daha iyi diyor. Onu bazıları diyen da ki... diyor ki eskiden iyiydi, şimdi kötü diyorlar. Sen hangisini? Valla şu anki halimize şükür. Şükür değil mi? Evet. Şükretmek lazım. Bizim, ben Erzurumluyum. Bizim orada... Efendim? Ne diyor acaba? Neyine şükredeceksin? Büyüklerimizin meşhur bir lafı vardı. Ha ne? Ağzından geçiremiyor, çoğa bulamazmış diye. Ya ben sana ne söyleyeyim? Şimdi vatan dur. Başkalarına kalsaydı daha mı iyi olurdu acaba? Vatan başkalarına kalsaydı daha mı iyi olurdu? Başkalarına dediğin yurt dışında ülkeler yönetecek. Suriyeliler geldi zaten, doldu. Şimdi daha kime kalacak? Onlar dini kardeşimiz. Ne? Dini kardeşimiz. Onlar da Müslüman. Bir dakika. Bir saniye. Dini kardeşim diyorsun ama neden Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn almıyor da hepsini biz topladık? Onların din kardeşi değil mi? Abi zaten... Anlamadım. Buna cevap verir misin? Anladım. Ben sizi anladım da. Neyse, orası da bana kalsın abi. Ben şu an... Ben daha işten girecektim de. Neden işten? Yani daha iyi sözler söyleyecektim de. Yaş itibarından baktım büyükler. O yüzden susma tercihimizdir. Büyükler de, onlar hayat tecrübesi var. Hayat tecrübesi bilmiyorum. 33. 33 yaşındasın. Abi Allah Allah dedin de neyin? Yani. Doğrudur. Allah Allah dedin de neyin nesi? Niye öyle dedin sen abi şimdi? Sen deyince Allah'a şükrü. Ha tamam. Neye şükredilir biliyor musun? Bolluğa, berekete şükredilir. Sağlığa, bugün bolluk, sağlığa, sıhhate. Bugün tamam, bolluk var mı? Sıhhat diyor da abim. Tamam. Şimdi her ilde kaç tane hastane var? Kaç tane hastane var? Önceden diyor abi. Mi vardı hastane? Önceden bu kadar aktif miydi? Bu kadar aktif miydi abi? Hayır. Şimdi şöyle, ama randevu da alamıyorsun şimdi. Şikayet ediyorlar, vatandaş randevu alamıyorum diyor mesela. Kim diyor abi? Randevu alamayan arkadaş. Ben de alamadım. Ben mideyle ilgili rahatsızlığım vardı. 3 ay bekledim. 3 ay sonra randevu geldi. Tekrar şey için bir 3 ay daha bekledim. Bak ben. Ben bekledim. Ya bazı konuları. Randevu almak biraz sıkıntılı. Şimdi bak, o hastaneler niye yapıldı ya da şu yollar niye yapıldı diye itiraz eden var. Neyi anlamadım abicim? Uludağ Üniversitesi'nde 6 ay sonrasına bana bir film için memolojide. Ben söyleyeyim. Önceden bu kadar iyi bakılabiliyor muydu acaba? Önceden bu kadar bakılabiliyor muydu diyorsun? Şimdi önceden kuyruklar hastanedeydi, şimdi kuyruklar etme. Evde. Bak bir dakika, sen 6 ay sonra randevu almışsın, nankörlük etme, şükret. Neye şükredeyim ya? 6 ay sonra da benmişim görülüyor, neye şükredeyim ben? 6 ay sonra benmişim görülüyor. Vallahi şimdi, vatan elden gitmesin bak, abi. Ben vatan elden gitmez ediyorum. Abicim. Bak bunlar, bu ya insanlar bu vatanın vatanı... elden gitme sözünü kim ortaya koydu yani? Vatan... Kim bunu söyledi yani? Ya kardeşim, şimdi AK Parti'nin karşısında kim var? Muhalefet var. Bunlar muhalefet. Din düşmanı mı? Bunlar din millet düşmanı. Düşmanı. Kardeşim. Şu an bazı yerlerde... Ben şimdi CHP'ye oy veriyorum. Ben vatan aynı mıyım yani? Hayır bak. Ben sizin görüşünüze saygı duyuyorum. Tamam. Ama dinen olarak da bu işe bakmak lazım. İstanbul'da, dini olarak mı? Dini olarak da bakalım. Bakalım. Bazı İstanbul kesimlerinde bazı yerler kapatıldı. Mescidi. Mescid de kapatıldı. Ne oldu? Kütüphaneye çevrildi. Buna ne diyeceksin? Ne zaman abi? Kapatıldı? Ne zaman oldu? Abi bir sene yakın oldu. Bir sene onlar. Evet. Onlar kaçaksa kapatılır. Kaçaksa bunlar, eğer Diyanet'ten izinsiz, başka bir yerden izinsiz yapıldıysa bilir, kaçak yapılır. Siz de bilemezsiniz, ben de bilemem. Tamam olay bir dakika ya. Sen kendi kafana göre mescidi açamazsın ki. Şey mi burası, şey devleti mi? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti ama işte kaçak hiçbir şey yapamazsın. Kaçak olduğuna ya, sen onu bunu bırak da dair, ben şu konuda düşünceni merak ediyorum. Senin olmadığına dair bir ispatın var mı? Yok, önemli değil, diyelim ki var. Onun ben şu konuda ne düşünüyorsun? Bu Suriyeliler elini kolunu sallayarak Afganlar geliyorlar. Seni hiç rahatsız etmiyor mu ya? İpini koparan geliyor. Nasıl bir ülke oldu? Giren çıkamıyor. Giren çıkamıyor. Sahiden oradan buradan videoları görüyorsundur. Seni hiç rahatsız etmiyor mu? E tabi. Sonuçta beş parmağın beşi bir mi abi? Tamam. Müslüman olarak da bizim de bu Müslüman abiler zararımız oluyor mu? Az önce sana dedim ki Müslüman ülkeler Suudi Arabistan'da alsın. Şimdi, sadece biz almayalım. Şimdi AK Parti'ye gönül veren vatandaşlar diyor ya, şu çarşı pazarın bir haline bakın, milletin karaballığına bakın. Kardeşim ben. Bak şimdi. Yok kardeşim, kardeşim. Bu çok konuşuyor. Konuşuyor. Senin birader mi bu? Evet. Senin kardeşin mi bu? Evet. Bir saniye. İki mi? Ulan sen tam muhalifsin bu abinin. Ben AK Parti'ye verdim. Bu karabalığın. Doğrudur abi. Şu karabalığın çoğunu araştır. Hı hı. %90 demeyeyim de.
%30'u 40'ı mülteci. Doğrudur yabancı abi. Uyruklu. Tamam doğrudur. Yani buna ha şimdi onlara biz ne yapalım abi? Yok yok bunlara... Hayır yurt dışı mı edelim? Yok yok Türkiye'den kendileri yapalım, gitsinler ülkelerine abi, gitsinler. Gönder, niye aldın? Bak, niye aldın? Öyle niye bir yetkimiz aldın? Yok bunu yapamazsın. Öğrenmek istiyorum. Niye aldın şimdi? Yani. Neden çözüm arıyorsun? Göndermek için neden çözüm arıyorsun? Valla onun da neden kendisine göre bir düşünceye sahiptir abi. Bunu devleti yönetenler bu ekonomiye ilk olacağını bilmiyor. Vatandaş mi? Yapılan Suriyeliler var, bazı Araplar var para karşılığı. Bunların oy kullanması doğru mu ya? Adam gidiyor başka yerde yaşıyor. Tabii geliyor değil. Senin benim kaderimi, tabii kardeşinin değil. Kaderini belirliyor. Tabii ki normal de normal değil. Ama oy kullandırdı bu AK Parti bunlara. Yani AK Parti oy verdi. Yani benim bu AK Parti'yi savunmam değil. AK Parti değil diyeyim. Ama yani şöyle bir şey düşünmek lazım aslında. Empati yapalım. Acaba biz de böyle bir şey onların yaşamış olduğunu yaşasak. Bize kim kucak açar? Yani Azerbaycan açar ancak. Açar. Büyük bir ihtimalle. Dünyada hiçbir yere sokmazlar bizi. Bizi hiçbir yere sokmazlar. Yere sokmazlar. Ya da biz gitmeyiz ki. Gider miyiz? Yok gidemeyiz. Tabii biz savaşırız ya. Ölümü ne kadar? Biz Kurtuluş Savaşı. Savaştan kaçar mı Türk milleti? Savaştan kaçanı burada mekan sahibi, yer sahibi, zemin sahibi yapıyorsun. Olmaz öyle bir şey. Peki ne oldu? Ne olacak böyle? O çok karamsar çizdi. Vallahi karamsar böyle tablo. At gözleri, gözlükler atacaklar. Ondan sonra konuşacağız. Ama muhalefet de baksana ya. Onlar kendi aralarında anlaşamıyorlar. Onlar da umut vermiyor. Vallahi para gücü var öteki tarafta. İstediği yere çomak da sokar, iğne de sokar. Anladın demek istedim. Peki neden yapmıyor? Bunun işi bu. Bunun işi bu. Hayır. Muhalefet diyorum. İktidarın, iktidarın muhalefeti dağıtmak. Ha muhalefet niye kendini dağıtırıyor onu anlamıyorum. Ya nasıl niye dağılmasın? Malzeme oluyor, niye nasıl alet dağılmasın oluyor? Ki hazine ellerinde, TÜİK ellerinde, Yüksek Seçim Kurulu ellerinde. Gel teyze sen, senin bir sorun var gel. Hazine ellerinde, Yüksek Seçim Kurulu dur, ellerinde. Dur teşekkür ederim. Dur teyzeme dur ne dedin? Gel. Ağzımı açarsam kapatamam bir daha. Şimdi teyze sen şimdi yaşını almışsın. Diyorlar evet. Ki eskiden daha iyiydi diyorlar şimdi evet, daha iyiydi, kötü. Iyiydi. Ama bazıları diyor ki eskiden kötüydü hayır, şimdi iyi. Hayır eskiden iyiydi. Eskiden iyiydi. Evet ben 80'i geçtim eskiden daha iyiydi. Daha iyiydi değil mi? Evet. Paranın alım gücü vardı. Her şey vardı. Vardı değil mi? Evet. Evet. Hadi fazla konuşmayayım. Konuş. Yok konuşmam. Tam zamanı daha bulamazsın. Evde çok konuşuyorum ben çünkü. Vallahi. Kızıyorlar mı çok konuşuyorsun ya? kızıyorlar her şeye muhalefet olma diyorlar bana. Vallahi. Kim diyor bunu sana? Çocuklarım diyor. Onlar iktidarı mı destekliyor? Hayır canım desteklenme be. Sen çok konuşuyorsun diye. Ona söylendiğim için kızıyorlar. Vallahi. Ya anacığım. Başkan emekli yazan var mı ya? Kol saati var. Emekli yazan verecek misin? Üzüm bileymiş kol saati çalarlı. Kol saati benim bu saatim var ya. Cumhurbaşkanımın canı sağ olsun ya. Saat ne ya? Çalarlı da açacaklar. Cumhurbaşkanımın canı sağ olsun. Saat nedir lan? Deme ona bir şey olmasın. Dükkanın başında bir tane adam var o da Cumhurbaşkanı. Başka adam yok. Başkası olmaz zaten. Ne dediğini anlamadım. Şu hanımefendi bir şey söyleyecek. Şu hanımefendi bir şey. Ne dedin ama? Onlar sağ olsun dedim. Şey mi dediniz? Yok ben bir şey demedim. Size sorayım o zaman. Mesela teyzeme de sordum. Genelde yaşlara soruyorum ama siz evet. Orta yaşlısınız. Bizim jenerasyonsunuz. Biz belki yanılıyor olabiliriz. Bir kısım diyor ki eskiden çok kötüydü. Şimdi iyi diyorlar. Bir kısım da diyor ki ya eskiden çok iyiydi, çok kötüydü, şimdi iyi. Şimdi iyi. Diyorlar. Bir kesim de diyordu eskiden iyiydi, şimdi kötü diyor. Şu an iyi diyenlere, onlara neyle beslendiklerine bakmak lazım. Neyle besleniyor? Yani beyinleri sulanmış herhalde. Yani görünen o ki üniversite öğrencisi okutuyorum. Çanakkale'ye göndereceğim. Ve ben dul ve yetim aileyle geçiniyorum. Nasıl olacak bu iş, nasıl geçinecek, nasıl okuyacak? 40 lira hesabımda yatan para. 2250 lira ev kirası veriyorum ve Çanakkale'de Devlet Üniversitesi'nde çocuk okutuyorum. Yani iyiyse ben şu an şükredeyim. Zaten şükretmeniz lazım diyor bir kesim. Ben şükretmiyorum. Her gün beddua ediyorum. Her gün? Her gün beddua ediyorum. Oy verenlere de, bunu başta tutanlara da hakkımı da helal etmiyorum hiçbir şekilde. Yani buna iyi diyenlerin akıl sağlığı iyi değil bence yani şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Umudunuz yani. Yok bilmiyorum. Gence sorayım umudun var mı? Hayır yok. Hiçbir şekilde. Peki senin gibi gençler bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Genelde yurt dışını hayal ediyor, planlıyor. Evet. Senin ben de hayal ediyorum. Böyle? Ben de hayal ediyorum ama ne mesela. Ne olacak bu gençler gidince? Burası kime kalacak? Şu an doktorlara gidiyor. Süreliler var ya. Süreliler var ya. Sen Suriyelilere onlara kalacak. Hakanlara falan kalacak. İşte ülke. Abi Suriyelilerden bize şey gelmiyor yani. Suriyeliler yüzünden biz şey yaşayamıyoruz. Her şey pahalı. Ne yapacağız? Şeyin Erdoğan dedi ki bakmaya devam edeceğiz dedi. Tabii tabii. Bizim mesela dul ve yetim maaşlarını da daha henüz karar vermedi. Onun için de bir çalışma öngörüsü hazırlayıp gönderecekmiş. Onunla alakalı bir çalışma yapmayı düşünüyorlarmış yani. Kameraman arkadaşım bir soru soracak. Hanımefendi bir anne olarak evladınızı rahat geçindiremediğinizi düşünerek vicdan azabı çekiyor musunuz? Evet vicdan azabından
şöyle söyleyeyim, yani stres yüklüyüz. Ama siz vicdan azabı çekmeyin. Sizin değil ki bu suç. Ama bize yüklüyorlar işte, o vicdan azabını bize yüklüyorlar ama. Faturasını, evet, bedelini biz ödüyoruz. Sizler evet. Değil. Ama bu ekonominin başında olanlar. Ama işte onlar ödemiyor ki faturayı. Sorumlu. Sorumlu da. Ödeyen biziz. Onu aldılar ya. Sorumludan kastettiğim bu ekonomik politikaları yönetenler. Muhalefetin hiçbir kabahati yok bu konuda ya. Muhalefet yüzde vermeyeyim ama büyük kabahat sahibi. Ölçekli ülkelerde hemen bir ayaklanma oluyor, bir isyan hiç yok. Oluyor falan ama. Şu anda hiç yok, kendi iç derdine düşmüş. Ha siz zannediyorsunuz ki şurada şunu konuşarak bunu halledeceğiz. Yok. Bence hiçbir şey halle olmayacak yani. Yok halletmiyor da siz şey içinizi döküyorsunuz, size herkese bu fırsatı veriyoruz. Herkese içimi döküyorum. Ben de evet çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Bunun gibi bir sürü sokak röportajını da ben takip ediyorum. Yorumlarına da bakıyorum, altta yazanlara da bakıyorum. Mesela işte para yiyenler, buna para verilmiş bu soru için, bu cevap için işte kim bilir nereden ne aldı, işte evi düzülmüştür ya da o çocuğuna işte bir şey olmuştur falan diye hep bunun altında bir çıkar ilişkisi arıyorlar ama maalesef içimizden gerçekten gerçekleri söylediğimizin bir farkına varsalar, yani isyan derecesine geldik ama ne zaman isyan edeceğiz bilmiyorum. Yok. Yani çok da vaktimizin kaldığını düşünmüyorum ben. Yok, yani isyan derken bunu yakıp yıkmak anlamında söylemiyorsunuz. Yok, ev kiraları tabii. Aldı başını. Anlıyorum gitti. Yani medeni bir şekilde boykot tabii, etmek, protesto etmek. Ama yani, o kültür bizde yok. Şekilde. Evet işte diyorum ya, küçük ölçekli ülkelerde bu var. Ama bizim büyük ölçekli Türkiye Cumhuriyeti'nde maalesef ki bu yok. Kendi aramızda konuşuyoruz, hoşçakal diyoruz, dönüp arkamıza gidiyoruz. Yani olay yürüyün gidelim dediğimizde de Nasreddin Hoca'nın filler hikayesine döner. Hani kadıya şikayete gidiyorlarmış ya bir köylü beraber fillerden şikayet. Bir dönüp arkasına bakıyor ki bir tane arkasında duran yok. Diyor ki ya işte kadı efendi diyor, siz diyor gönderin o filleri, bizim halk çok memnun. Hani bizimki de ona döner yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Röportajı bitiriyorum. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Söylememe gerek yok, videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Çünkü beğenmeniz paylaşmanız çok önemli. Algoritma, YouTube'un algoritması daha fazla insanlara, daha fazla YouTube kullanıcılarına bunu öneriyor. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın. Teşekkür ederim. Bravo.